Kızı Şahin. Hayata yenik başladı. Genetik sorunu vardı. Ayaklar ve pençeler işlevsizdi. Ebeveynler terk etti. El uzattık. Bu işin aylar süreceğini bilemezdik tabii ki. Biraz toparlandı. Bir yırtıcı kuştan beklenmeyen davranışlar sergilemeye başladı. Kamptan çıkarken uğurluyor, dönüşte de karşılıyordu. Bizi hiç yalnız bırakmadı, dinlenirken bile. Merak ediyoruz, bu ilişki nereye kadar sürecek? Kamp yaşamımız olağan haliyle devam etmekte. Her ne kadar olağan dersek de burada sürprizler hiç bitmiyor. Şahin'in pençelerinden birinde enfeksiyon hala devam ediyor. Birkaç gün önce başlamıştı. Neden olduğunu bilmiyoruz. Belki de avlanma provası sonucu, belki de tendonlarında olan sorunun devamı. Bir fikrimiz yok. Biz sadece tentürdüğü sürerek mikrop kapmasını önleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi onu ıslıkla sakinleştirmeye çalışıyoruz. Her ne kadar pençelerinde sorun var desek de pençelerin nasıl çalıştığını ben çok daha iyi biliyorum. Çünkü bacaklarım pençe izleriyle dolu. Uçlar jilet gibi keskin ve sakinleştirmeden pençelerini bıraktırmak mümkün değil. Bunun içindir ki onu sinirlendirmemek ve sakinleştirerek tedavi sürecini tamamlamak zorundayız. Bu arada hazır yakalamışken önceden yine veteriner tavsiyesiyle aldığımız kas güçleştirici losyonu yedire yedire sürüyoruz. Bu önlemler onun için son şans olabilir. Çünkü son zamanlarda bizden uzaklaşmaya başladı. Belki de bir daha hiç tutamayacağız. Artık gidebilir. Ne olursa olsun bütün kuşlar için özgürlük gibisi yok. Ama o biraz turladıktan sonra yine yakınımızda bir kaya tepesine konuyor. Bu tepe onun varlığının bir simgesi oldu adeta. Göğsünü kabartarak doğaya meydan okuduğu bir tepe. Kamp ekibinin bir hazırlığı var bugün. Ekip biraz dar kadron olursa da yine köye inecek. Ekip üyeleri ben ve Keş. Fakat köye inmeden uğramamız gereken yerler var. Burası kör bir kuyu. İçinde az miktarda su var. Kuşlar içmek için içeriye inmek zorundalar. Tabii ki yılanlar için iyi bir fırsat. Birkaç gün önce gizli kamera yerleştirmiştik. Tekrar koyacağız. Bakalım nelerle karşılaşacağız. İçerisi ürkütücü bir yer. Her an bir taş kovuğundan yılan çıkabilme potansiyeli var. Yiğitlik falan yapmadan hızlıca çıkıyoruz oradan. Köy hemen aşağımızda. Dalıyoruz içeri. Yine kazanlar kaynıyor, dumanlar tütüyor. Ama bu sefer bulgur değil salça yapıyorlar. Yine ekip olarak. Konu komşu kim varsa toplanmış. Kazanın başında gördüğümüz ilk kişiden olayı anlamaya çalışıyoruz. Abla şimdi ne yapıyorsunuz? Nedir bu? Salça yapıyoruz işte. Karıştırıyoruz. Oyulana kadar. Kış hazırlığı mı? Evet. Kış salçası işte. Bu bir tek kişinin mi? Hı-hı. Fatih'in işte halam. Bir ailenin yani. Hı-hı, bir aile. Tüketebilecekler mi ya? Bayağı çok. Ya Fatih var, halam gibi var, Meryem var. Aslında üç kişi bölüşecekler. Azıcık da ben alacağım içimden.
Fatih Hoca, sıra sana geldi galiba. Evet, yorucu bir iş, uzun ve yorucu bir iş olduğu için. Sırayla mı yapıyorsunuz karıştırma işini? Evet, ayakta 5-6 saat kaynıyor. Dibini karıştırmazsan da yanıyor. Dibine tutma deniyor. Ki ablan dediğine göre bunların hepsi sizinmiş. Yiyebilecek misin bu kadar salçayı? Yani bir yıl, bazen iki yıla kadar tüketilebiliyor. İçine bol tuz atılıyor. Yani sık aralıklarla yapılan bir iş olmadığı için evet, bol miktarda yapıyoruz. Seneye belki de kaynatılmayacak. İki yılda bir tüketiyoruz. Kaç kiloya domatesten oldu bu tahminin? Yaklaşık 200 kilo domates vardı. Vay, 200 kilo. İşte makinede çekildikten sonra birazı posaya gidiyor. Çuvallarda bekletildi çekilmeden önce 3-4 gün. Dibine suyu çıktı. O suyu boşalttık. Yani bu bir 50 kilo kadar şeye gitmiştir. Daha ocağa girmeden 50 kilosu zaten gidiyor. Fire vermiştir diyorsun. Evet. Ocakta da yarıdan fazlası zaten buhar oluyor. Zaten sulu kalırsa çabuk bozuluyor. Çok kaynatıp bol tuzla uzun zamanda muhafazasına bakılıyor. Şimdi de sıra evin en yaşlı üyesi büyük annede. Anne, karıştırma sırası size geldi. Sıra bizde gayrı, biz onu koyulacağız. Dibine yakacaklar ileri değilse karıştırmaz. Zor değil mi bu? Bırak çocuklar yapsın ya. Büyük anne kendini işe iyice kaptırmış gibi görünüyor. Gençlere taş çıkartıyor desek yanlış olmaz. Ben kenar inşallah arayanım kalmaz. Evine çıktı. Yok. Anne, önceden de yapıyor muydunuz bu işleri? Adamız anasından doğalı yapar say. Ye. Eskiden de mi böyle yapıyordunuz? Tabii. Buzdolabı yok, koyacak yer yok işte, böyle çölmeklere doldurduk. Bir sene yerdik, bir daha kaynadık. Şimdi buzdolabında mı saklıyorsunuz? Hayır. Şu örtmelerin altına koyuyoruz, orada senelerce dursa bir şey olmaz. Marketlerden alışveriş yapmıyorsunuz, salça alışverişi, doğru mu? Yok, o adetimiz yok. Hele salçayı hiç. Sapıyla falan doldururlarmış şeye, makineye. İçinin kurdu, derdi, her şey içinde. Bizim gelinin biri görmüş, daha yemem diyor, satın alıp çaydı. Büyük anne ara ara tadına bakıp genel kontrol yapıyor. Tadı tuzu pişip pişmediği vesaire. Onun ana prensibi bu. Kontrolü asla başkasına bırakmamak. Daha olmamış mı anne? Daha koyulacak o. Kaşık kaşık olacak, kosmoy. Öyle katsan eşkir. Sıra bana geliyor. Benim de karıştırma işine girmem lazım. Tabii. Ama evin oğlu Fatih'e yakalanıyoruz. Ya ilgimi çekti, nasıl oluyor diye ben de merak ettim. Ben de karıştırıyorum. Şu an ne yapıyorsunuz siz? Salça karıştırıyorum. Salça. Ya ne yaptığınızı biliyorsunuz yani, eminsiniz. Ne yaptığımı biliyoruz. Buradan da bir kilo bize düşecek herhalde. Öyle düşünüyoruz. Yani karşılık yok mu yani şu an? Emeğimin karşılığını almak istiyorum ya. Var. Allah'ın verirse var. Bizim buralarda harman üstü diye bir şey var abi. Nedir o? Ya bir ürünü kimse yedirmek istemediğin kişiye bile yedirmek zorundasın. Harman üstü dediğimiz şey odur. Tamam işte, ben o harman üstü. Yani sen o gelenekten yararlanacaksın. Maalesef tadına sen de bakacaksın yani. Senin emeğin altındaki serme. Biraz sonra yiyeceğin. Serme. Köz sermesi. Tamam. Yemek mi diyor? Nedir? Ne yapacağız? Hamuru elimizle böyle yapacağız. Közün üstüne atacağız. Kırmızı. Ondan sonra peynirle yağla yiyeceğiz. Oradan veririm ben. Harman üstünü bilmem ama sonuçta orijinal bir yemek yiyeceğimiz kesin. Fatih, ne yapıyorsun şimdi? Köz sermesi yapmak için köz çıkarıyorum şeye. Şimdi şu çıkardığımız közün üzerinde ekmek yapacağız. Direkt bezeyi şeyin üzerine atacağız. Evet, sumanlı şeylerin. Biraz şekilsiz olur ama çok lezzetli olur.
Yemek yiyeceksiniz yani şu an. Evet. Altındaki közü değerlendiriyoruz. Galiba yemek yiyeceğiz. Şimdi uzaktan bakın ateşin ayarına. Atayım mı atmayı mı karar verelim. Dumanlar işler mi bilmem. Salça kaynarken aniden bir sofra kuruldu. Hızlıca bir şeyler yapılıyor. Acı tereyağı başlar mı? Peynir. Yapıştırdık. Yapıştırdık abi, onu da çekme dur. Yapışan yerini çekme. Bakalım da orada. Bismillah. Bir tane pişirelim, bir deneyelim de ona göre. Otur otur dersiniz. Bir şiş al, kurum ola pişir olunca. Of. Abi hemen yağ sür. Ya da ben süreyim mi? O kendi sürsün de sen. Evet. Salçaya karıştır, altı yanıyor salçaya. Tozunu biraz çırpıyoruz, evet, kül külünü. Ya benim de bana göre işim var. Ben orada hem güneşleyeceğim hem sermeye pişireceğim. Otur, otur, otur. Çok sıcak, oraya sen. Ben de pişiririm. Bekleyeceğim ben sosla. Ben orada yakın oldum diye bu yanına otur. Bak. Şimdi acı sürüyoruz. Şunu çevireceğim Gülüm. Tamam. Attın mı? Attım bir tane. Az acele etme abla. Etmiyorum, etmiyorum. Salça peynir. Salça değil bu, acı. Acı. Peynir. Şey. Ha, sos. Sos. Acı sos. Peynir. Peynir tereyağı. Peynir tereyağı. Orijinal bir yemek. Bunu da böyle yuvarlayıp elimizle sıktığımız için bunun ismi de sıkma. Sıkma. Böyle. Buyurun Bayram Ali Bey. Onu ben mi yiyeceğim? Tabii. Teşekkür ediyoruz. Bana afiyet olsun. Valla. Anne afiyet olsun. Beğendiniz mi? Çok güzel, çok güzel. Afiyet olsun. Büyükşehirde yaşayan insanların böyle bir yiyecekle tanışma şansı elbette yok. Hatta hiç yok. Afiyetle yiyoruz. Çok şanslıyım. Yok böyle bir lezzet. Artık iyice kıvama geldi. Sona geliyoruz. Bu arada komşulardan da destek gelmeye devam ediyor. Ve sabahtan beri sarf edilen emek ete kemiğe bürünüyor. Salça kavanozlara doldurulup istiflenecek. Fatih Bey, işin sonuna geldiniz. Evet, artık kavanoza koyup, depoya koyup, yemeklerde kullanmak üzere son noktası bu işin. Beş sene gidecek herhalde yaptığınız malzemeler. Gider mi? İki sene rahat gider ama üçüncü sene de dayanır ama ikinci seneye kalmaz biter. Şey üçüncü yıla. İki yıl gibi bir süresi var bol tuzlu içi. Kapalı bir ortamda. Ama siz böyle yaparsanız salça firmaları iflas eder. Etmez mi? Benim tanıdığım bir belgeselci var. Bayram Ali Yalgın. Çok iyi bir insan. Onun bir sözü var. Beter olsunlar diye. En güzel duası budur. Kapatıyoruz. Seneye bu zamana kadar vedalaşıyoruz. Bu şekilde son halini alıyor salçamız. Bugün de bir şeyler öğrendik. Kampımıza doğru yola çıkıyoruz. Acaba Şahin ne yapıyor? Kampa geldiğimizde ilk işimiz kör kuyuya koyduğumuz gizli kamera neler görmüş. Merakla kayıtları izliyoruz. Arılar inmiş, kumrular inmiş, başka başka kuşlar inmiş ama yılan yine ortalıkta yok. Şahin bizim geldiğimizin farkında. Eskisi gibi günde iki öğün yemek vermiyoruz. Bunun nedeni gelişme dönemini tamamlamış olması. Yemek yemiyor
ama hala bizim kampımızın civarında dolaşıyor. Yakınımızda olan taş yığınlarında onu avlanma provaları yaparken görüyoruz bazen. Yeterince tatmin olduktan sonra alıp başını gittiğini görüyoruz. O uzaklaştı ama bu ortamda aksiyonun sonu yok. Adını bile bilmediğimiz bu böcek türü bugünkü misafirimiz. Her nasıl olmuşsa tavukların saldırısından kurtulmuş. Onu bu ortamdan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Görüldüğü anda tavuklar tarafından yenileceği kesin. Gitsin hayatını kurtarsın. Ama onun gitmeye hiç niyeti yok. Tam tersi. Gideceği yerde üstümüze tırmanma derdinde. Bunun biraz inatçı bir yapısı var gördüğümüz kadarıyla. Biz ise günü en iyi şekilde değerlendirme peşindeyiz. Yerimizi alıyoruz. Şahin'in davranışlarını gözleyeceğiz. Şahin son günlerde bize bariz bir şekilde mesafe koydu. Artık hep daha uzaklarda uçuyor ve bu mesafe sürekli açılıyor. O kadrajımızdan çıkınca hayal kurmaya başlıyoruz. Geçmişe dönüyoruz. Ayakta bile duramıyordu. Tavuklar önünden yiyeceklerini bile alıyordu. Zaten pençelerden biri hiç açılmamıştı. Tendonlarında bir sorun vardı. Kaslar gelişmemişti. Diğer yandan ebeveynler tarafından terk edilmişti. Bütün bu olumsuz durumlar özgüven eksikliğini de beraberinde getirmişti. Onun için çok mücadele ettik. Hatta bir ara ümitsizliğe bile kapıldık. Bu avlanamaz ve hayatta kalma şansı yok dedik. Fakat vazgeçmedik mücadelemizden. Olağanüstü çaba gösterdik. Onu asla yalnız bırakmadık. Bir çocuk gibi baktık, ilgilendik. Ama o da çaba gösterdi. Çünkü gelişme çağındaydı ve biyolojik yapısı bazı sorunları çözebilmişti. Özgürce uçabilmesinin ana nedenlerinden biri buydu. Bildiğimiz gibi onu hiçbir zaman kafese koymadık. Hiçbir zaman herhangi bir uzuvundan bağlamadık. Ve biz yine dönüyoruz geçmişe. Onu yeni bulmuştuk. Ve o gün fırtınaya tutulmuştu. O gün çok üzülmüştük onun çaresizliğine. İşte o gün başlamıştık sağına soluna bakmaya. Ayağının altında koca bir diken bulmuştuk.
Çok küçükken batmış olmalı. Diken ayağının altına batmış, orada çürümüştü. Diken çıkmıştı ama Şahin hala pençelerini açamıyordu. Psikolojik olarak orada hala diken var zannediyordu. Bunun önüne geçmek için bir şey yapmamız gerekiyordu. Yaptık da. Ona küçük bir ayakkabı yaptık. Pençelerinin gergin olması bu sayede mümkün olabilecekti. Başarılı oldu da. O bu çabalarımızı görmezden gelmedi. Her gittiğimiz yerde bize eşlik etmesini bildi. Kamptan çıkışta bizi uğurladı. Dönüşte de bizi karşıladı. Adeta her seferinde hoş geldin diyordu. Bu inanılmaz bir durumdu. Elbette ki o vahşi yaşamın bir parçasıydı. İlelebet bizde kalamazdı. Zaten o da yeterli olgunluğa eriştiğini hissettiği anda bizden uzaklaşmaya başladı. O mağrur duruşuyla her zamanki kaya tepesine konup vadiyi seyre koyulmaya başlamıştı. Onu artık elle beslemiyoruz. Bir takım noktalara et parçaları koyup istediği zaman gelip beslenmesini gerçekleştiriyordu. Bir şeyler yedikten sonra başını alıp çekip gitmeye başlamıştı. Artık bizden yavaş yavaş uzaklaşıyordu. Biz de sık sık her zamanki noktamıza gidip onu görmeye çabalıyorduk. Ama bazen hiç göremediğimiz anlar da oluyordu. Gördüğümüz anlar ise çok uzakta olduğu anlar oluyordu. Ama bir gün geldi ki onu hiç göremez olduk. Bizim için kamptan ayrılma zamanı gelmişti. Şahin için güzel günler diliyoruz. Evet, Şahin'imizin hikayesi burada bitti. Gelecek hikayelerde buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.